Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Soframıza şeref verdiniz. Merhaba Kadir Bey. Merhabalar hanımlar. Son soframızda buluşuyoruz bugün. Merhabalar Kadir Bey. Merhabalar Ayşem, hoş geldiniz. Hatice'cim nasılsın, iyi misin? İyiyiz Kadir Bey, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Evet Gözde'cim, senin masanda buluştuk. Evet. Ellerine sağlık şimdiden. Afiyet olsun. Hanımlar nasıl geldiler bilmiyorum. Evet Fatma abla, senden başlayalım önceki haftanın son günü. Evet. Ne düşünüyorsun Gözde Hanım için, menüsü için, yemekleri için? Gözde Hanım'ın menüsü biraz basit oldu. Yani davet masasına göre basit, çabuk hallolabilecek yemekler. Ana yemeği de dahil mi bunun içine? Ana yemeği de dahil. Ama ana yemeğimde sos uğraştırıcıydı biraz Kadir Bey. Siz de biliyorsunuz, beraber yaptık. Yani sos her umarım lezzetli olmuşlardır zaten. O ayrı bir şey de, hani basitliğe bakarsak evet basit ama bir yemeği olmuş. Ama ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki başta işte o kadar... dik konuşmamamın sebebi oydu onu benim. Onu diyecektim. Hani altını dolduramadığım, hı-hı, şeyde belki de hata aslında. Belki biraz hani böyle kendine daha böyle inanıyorum. Evet, hı-hı, ama şimdi mesela hani Songül Hanım gibi başta öyle konuşup sonradan olduramamış yemekleri ortaya çıkarsaydım kötü olacaktı. Şu anda yine benim deneminim. Yani olduramamış net, derken? İddianın altı dolmadı ya, hani ilk gün en güzel yemekleri ben yapacağım dediniz. Evet, çünkü en uğraştırıcı yemekleri, en meşakkatli yemekleri ben seçtim. Ha, tamam, zaten seçtiniz evet, ama evet işte orada. Ben de ondan bahsediyorum. Ben hani de bu kadar seçip, basit menü seçebilirdim. Keşke seçseydiniz. Burada evet, şunu demiyorlar. En zoru seçen kazanır. Etapla aldı geçen hafta yarışmacı. Yani o yüzden bunları hani bilip bence yarışmak çok daha mantıklı şimdi gibi geliyor bana. Şöyle de bir gerçek var. Hani herkes hamar attık deyince kendini zorlamasını bekliyor. 2 saatin ben içinde. Ben ona inanmıyorum. Hamar attık onu işte o mutfağa da işte hani dedim ya, o krizi yönetip her şeyle ortamıza güzel yani şimdi masamıza... Şimdi Songül abla krizi yönetemediği için mi yapamadı, yoksa ağır bir menü seçtiği için mi yapamadı? Ama krizi de yönetemediğini söyledi ya, aynı anda ama iki işi yapamıyorum diye. Ama yemeklerinin zorluğundan dolayı. Ama çünkü yetiştirmem gerekiyor. Siz yapınızdan da bahsettiniz ya, çorba yapıyorsam çorbayı yaparım ondan sonra geçerim diye kendiniz de demiştiniz ya kendinize. Tabii lezzetinden emin olurum. O anlamda ama diyorum. Ama seçtiğim menüyle de alakalı. Sen şimdi bu yemeklerle çok stres olunmayacağını mı söylüyorsun? Kesinlikle. Riski yoktu. Riski yoktu. Gayet evet, çok yani bunu. 2 saat içerisinde çok rahatlıkla çıkabilecek bir menü. Tanıdığım kadarıyla hani kimsenin menüsünü öğrenmeden iddialı konuşursam beklenti yükselir. O zaman da gösterdiğim zaman menüyü meydana çıkardığımda düşük bulunur. Dolduramam zaten, olmuş evet, olur diye. Bence iddiasız konuştu. Yani diğer çok iddiasını belli etmedi. Görünce gerçekten tabii, evet ağır menü seçmişim. Herkese göre ağır yok, menü seçmişim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu hepimiz adına bir öz eleştiri olabilir. Kendi adıma da, kendimi de dahil ediyorum. Hani ben işin açıkçası menüyü hazırlarken hani çok böyle işte şey bir ekstrem bir şey koymak istemedim. Çünkü işte hani sizin tecrübeniz. Anlarlar mı anlamazlar mı onu bilmediğim için. Peki yani, o dediğin o ekstrem menü var ya hani kimsenin, hı, anlayamayacağı. O menüyü bu hafta yapsaydın arkadaşlar anlar mıydı sence? Anlamazlardı. Yani ben bir feliktir olarak düşünmüştüm ama onun içinin hafif pembemsi kalması gerekiyor. Mesela onu çıkarsam çiğ diyeceklerdi. Yani ben öyle düşünmüyorum. Damak tadına uymadığından belki beğenmez ama onun dışında yani damak... olması gereken gerçekten oysa beğenilir diye ama düşünüyorum. Ama zaten olması beef belirtimi pembe bir et olduğunu evet, biliyoruz o kadar da değil yani. Burada olması gerekene puan verildiğini ben düşünmüyorum ama. Hatice sen ne düşünüyorsun? Olması gerektiğine puan verdiniz mi? Evet, ben olması gerektiğine puan verdiğimi düşünüyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman. Olması gerektiği gibi ise verdiğiniz puanlar. Beef Wellington'a şey pardon. Beef Stroganoff'a dün puan vermeliydiniz. Çünkü eti pişmemiş olması gerektiği gibiydi. Ha, yani ben olması verdim gerektiği gibi hani ona puan veriyorsak hani standart evet olması gereken bu diyorsak evet, ona puan vermeliydiniz o zaman. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben evet Ayşe Hanım'a değiştirmek istediğim sonradan ama 3 verecektim aslında. İşte şu anda mesela ne benim öyle bir değişmek yok istedin. Son yani puanı hayır, da dedim. Çünkü ben Kadir Bey tekrardan şey yapmak istemedim. Hı-hı. Hani gösterdim. Hani ya da yazdım tekrar silip yazmak istemediğimden yok, dolayı hayır, değiştirmedim. Hayır biz sordu. Yoksa, hatta ben bunu sordum. Biliyorum. Kadir Bey de sordu. Değiştirmek ister misin dedi. Sana yani evet, son açsaydın puanını ya değiştirme imkanı onu, olmayabilirdi anladım, yani. Bunu yapmak istemedim. Gene de yani yani yanlış değiştirip puan vermeyi daha mı uygun gördün hayır, yapmak ya, istemedim yanlış, derken? Yanlış puan ama zaten hiçbir şey beğenmedi ki Hatice Hanım. Hayır gayet beğendim. Tatlısının çikolata sosunu beğendim. Tamam çikolata sosunu beğendim. Ama tamam ana yemeği olması gerektiği gibiydi. Olması gerektiği ne puan vermediğini düşünüyor zaten. Ara sıcakta zaten işte onu ben de düşündüğüm için söyledim zaten. Yok onun için gibiydi bile getirdim. Çorbasında zaten olması gerekeni söyledim. Başka da ortada bir şey yoktu yani. Ama ikili bir çok masa asla değildi. Buna birazdan devam edeceğiz çorbaları tamam, sınırken hızlıca masa yorumunu alayım. Masayı beğendin mi? Şık masa mı masa güzel, masa güzel, şık. Ben beğendim. Yani peki, gri tonlarını zaten seviyorum. Güzel olmuş. Okey. Hatice Hanım.
Ben de beğendim masayı, güzel. Güzel, evet, masası şık ama çok küçük kalmış çiçeği. Daha gösterişli bir çiçek olabilirdi. Sence uygun mu Fatma? Ben abla? Yani ben şey yapmadım, öyle çok takılmıyorum çiçeğin büyüklüğüne, küçüklüğüne. Önünüzde şöyle mi dursaydı? Sadece şöyle bir şey, hatta ayakları vardı. Hani şöyle biraz daha. Bu masa çok büyük. Onun için evet, masa çok büyük olduğu için örtü de zaten küçük geliyor. Ayşe, sen beğendin mi masayı? Masada zaten 5 günün sonunda tek farklılığımız peçetenin yanda olması. Yoksa masa güzel, masaya bir şey demiyorum. Bundan ders çıkartmış kendine yani. Sonunda biri anlamış bu yana konuşmuş. Onu kendi söyledi. Hani unutmamış en azından. Bunu da böyle bulsa kendiyle çelişirdi bu sefer de. Peki çorbaları alalım o zaman biz. Şöyle diyelim. Tamam. Hem tabaklarımızı verelim hem ısıt çorbanı. Gözde Hanım, sizce rakipleriniz yemekten anlamıyorlar mı? Anlıyorlar ama çok boş konuşuyorlar. Gereksiz konuştuklarını düşünüyorum. En anlayan Fatma Hanım, bilmiyorum yani, anlam veremiyorum. Özellikle de Songül Hanım'ın konuşmalarına. O kadar iddialı konuştu. Zaten masanın, haftanın başından beri kendiyle çelişiyor. Peki Fatma abla, dün Ayşe mutfakta elinden geleni yaptı. Sence Ayşe dün bu mutfağa yakıştı mı? Ayşe bence evinin mutfağına daha iyi yakışıyor. Neden? Ya Ayşe, bu böyle mutfakların... Böyle şeyi, mutfaklar derken? Yani yarışma ya da villanın işte... mutfağına yakışmadı mı? Ayşe evinin mutfağında daha iyi olur bence. Ya süreyle yarıştığımız için işte olmuyor. Ya anlatabiliyor muyum? Herkes süreyle olmuyor. Yarıştı ama. Yok yani... tamam işte olmuyor. Süreyle yarıştığımız için o şeyi düzgün ilerletemediğiniz, planı programı düzgün yapamadığınız sürece bir şekilde olmuyor. İşte burada da tecrübe. Çünkü mutfaklarda çalışmış. Ben orada da süreyle yarışıyor olabilirim ama sonuçta kamera karşısına geçip Kadir Bey'le yemek yapmıyorum. Herkes ilk defa yapıyor ama. Tamam, hayır onu bak ben mi anlatamıyorum, anlamadım ki ya. Bilmiyorum artık, aranızda bir iletişim problemi var. Diyorum ki gerçekten var ama. Diyorum ki oranın mutfağında ben sadece... Ben senin mesleğini asla diyorum ama herkes ilk defa yarışıyor. Evet, bunu şahsi algılamayın. Hayır, gerçekten şahsi olarak algılamayın. Peki arkadaşlar, masada herkes kendince eşit. Tek şey kameranın karşısına geçmeniz. Olan oldu, olmayan olmadı. Bugün Gözde Hanım'ı değerlendireceğiz. Yani bugün herkesin adaleti biraz daha bir adım geriye gidiyor. İnşallah ki gitmez. Yok. Gelsin çorbalarımız, lezzetine bakalım. Bence kesinlikle gidecek diye düşünüyorum Kadir Bey. Yani bugün çok fazla bir adalet görmeyeceğini mi düşünüyorsun? Aynen öyle. Ben kendi adıma. Mesela kimden? Genel olarak herkesten mi? Olabilir. Herkesten de olabilir. Menüyü gördükten sonra da zaten hemen kolay kolay... Daha gördükten sonra değil, tatmadan kolay. Ben kolaylığıyla, zorluğuyla alakalı çok net yorumlar yapmadım kimseye. Bu arada Fatma Hanım'ın sabahki o yüz ifadesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıl bir ifade? Ne yapalım Fatma abla? Hemen gel. Ben hatırlamıyorum. Senin arkandan nasıl bayağı konuştuk o sabahki yüz ifadenle alakalı. Hakikaten nasıl bir ifaden var, ben hatırlamıyorum. Menü sabahkinin aynısını yapsana. Oh, bunu da elledim gibi. Ay tüm. Aa, bundan da kurtuldum. Yani gerçekten. Yani kameralara yansımış o yüz ifaden. Ama hiç farkında, hiç farkında değilim ben farkında onu olmadan. Gerçekten ben farkında değilim onu. Aşk olsun Gözde ya. Demek ki içindekini bastıramadın, dışarı vurdu. Bilmiyorum hani neyi düşünüyorum. Ama zaten burada da ağzıyla söyledi, çok söylüyorum, basit bir dedi yani. Öyle. Ama lezzetine bakmadın, belki lezzetleri güzel oldu. Lezzetine bakmamış olabilirim. Aşama açısından kolay. Onun için Songül Hanım da benim zor dedi ama sonra onunkine de yapamadı diye söylediniz. Ama yapamamak farklı bir şey. Bu da basit ama yapamadıysa bu da yapamadı Gözde mesela. Gözde lezzet iddialı. Ya şöyle, elimin lezzeti var. Haftanın başından beri zaten lezzetten bahsediyorsak, lezzetliyse zaten alacak puanını yani. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Biber çorbası mıydı? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.